şimdi yani zorlu bir e, süreci daha da zorlaştıran gelişmeler bunlar anayasa mahkemesinin aldığı karar başta e, olmak üzere e, anayasa mahkemesi devlet Bahçelin'nin e, bütün öfke itiraz ve e, bağırıp çağırmalarına rağmen e, iktidarın seçim kampanyasının bir parçası gibi e, hareket ediyor Çünkü e, birkaç ay önce süreci hızlandırıp ee, seçim e, sattığı mailine girmeden bir karar alabileceği gibi, buna yönelebileceği gibi, şu anda seçimden önce böyle bir başlığı tamamen ortadan kaldırıp her şeyi seçimden sonraya bırakabilecek yolu da seçebilirdi. Ve bunların e, hukuki düşünce açısından belli bir mantığı olabilirdi. Bir tanesinde e, madem böyle bir zorlu dosya var bir an önce e, hukuki durumu netleştirerek karar almak gerekir. Diğeri de seçim süreci içerisinde e, demokratik akışı, e, prosedürlerdeki e, arızaları e, büyütmeyecek, e, ağırlaştırmayacak biçimde konuyu seçim ertesine bırakabilirdi. Hukuki açıdan bu iki hareket tarzı e, makul görülebilirdi. Ama şu anda olan e, örneğin e, önce tedbir kararının kabul edilmesi ki bu hukuken e, tamamen e, imkan dışı bir karardı gerçekte. Çünkü nihai karar verildiğinde zaten yaptırım olarak öngörülen şeyin o nihai karar verilmeden tedbir olarak ortaya konulması zaten i̇hsas Rey en hafif hukuk ihlali olarak i̇hsas Rey niteliğindeydi gerçekte. Peşinden bu tedbirdeki hatadan kısmen dönülmesi belli bir umut yarattıysa bile aslında seçim süreci içerisinde kendisini bir varlık olarak bir işte devlet yapısının bir önemli kurumu olarak tamamen kenara çekecek yolu HDP'nin talebini kabul ederek gösterebilirdi öyle yapmak yerine seçimin ortasında büyük belirsizliklere yol açacak kararlara açık bir biçimde süreci devam ettirme kararı aldı bunun bu şekilde gelişeceğine dair öngörüleri, Hazır olmalı ki işte Emek ve Özgürlük İttifakı ve doğrudan hedef olan HDP'nin kendisi tedbir olarak Yeşil ve Sol Parti ile seçime girme kararı aldı. Bunun birçok sıkıntısı olacaktır. Önemli boyutlarından bir tanesi örneğin ki 90'lardan beri aslında Kürt seçmenin seçimlerdeki sıkıntıları arasında yer alan meselelerden biridir bu. Türkiye'de Kürt bölgelerinde okuma yazma oranı diğer bölgelere göre çok düşüktür. Bu da yazıların, sembollerin, simgelerin, imgelerin algılanması konusunda bir geniş zamana ihtiyaç duyar. Bir isim değişikliği ve bir basit işaret değişikliğinin bile yaratacağı ciddi sorunlar olacaktır. Fakat bu olumsuz görüntüye rağmen aynı zamanda şunu da belki hatırlatmakta fayda var. 90'larda işte o karmaşık pusulalar içerisinde partinin yerini bulmak için ip metodunu başarılı biçimde uygulayan bir halktan ve hareketten aynı zamanda bahsediyoruz. Dolayısıyla riskler var evet ama risklerle mücadele imkan ve yolları da var. Fakat burada konuyu sadece HDP'nin ve onun bileşenleriyle e, oturduğu e, ittifak masası, emek ve özgürlük ittifakının sorunu olarak e, görmek e, asıl büyük hata olacaktır benim kanaatime göre. Evet onlar e, kendi sorunları olarak görüp çözüm için her tür mücadeleyi vereceklerdir. Bunda kuşkumuz yok. E, geçmiş dönemlerdeki gözlemlerimizde bunu doğruluyor ama e, işte Suat Bey'in işaret ettiği sandık güvenliği, güvencesi boyutlarında işte müşahitlik meselesinden sandık kurulu hikayesine kadar Millet İttifakı ve oradaki partiler dahil olmak üzere bütün bu süreç içerisinde herkesin üzerine düşeni yapması erkenden önlem almaya çalışması ve önlem almaya çalışan bunun için mücadele eden HDP ve diğer partilerle belli bir dayanışmaya girme en azından diğeri o hiç kesmeme ve mümkünse de dayanışmaya girme mecburiyetleri var. Bu seçim bir ittifaklar seçimi olacaksa ve muhalefetin kazanması da bu ittifaklar sisteminin iyi çalışması ve buradaki demokratik, politik, diplomatik becerilerin sergilenmesi şeklinde olacaksa oturup onların sıkıntıları aşmasını beklemeleri doğru bir hareket olmayacaktır. Aslında... Ee, Yav, Yavuz Ağaralioğlu'nun e, çıkışı ilerideki bu tür e, süreç ve kritik anlarda kendini tekrar edebilecek e, ve İyi Parti'yi de belki sadece bir içindeki küçük grubun hareketi değil de İyi Parti'yi de belki e, bir takım başka yönlere yönlendirebilecek bir potansiyel de e, taşıyor. Bunu kapatma davası paralelindeki gelişmelerle birlikte değerlendirmek lazım. E, sadece basit bir hani sıra, e, atanamamış Muharrem ince olarak düşünmek de o kadar doğru olmayacak. Bu ayrılık da büyük ihtimalle olmayacaktır. Hasılı. Son olarak şunu belki işaret etmekte ciddi fayda var. Şöyle bir gözlem var. Birçok yerde ben bunu duyuyorum. İşte iktidar ve iktidar ortakları seçim konusunda hani bir Can Hiraş kampanya çabası içinde değiller. Türü gözlem ve yorumlar yapılıyor. Ee, evet hani işte e, miting yapma, sahalarda bulunma, e, çarşı, pazar, e, sokak gezme, seçmenle temas, bununla ilgili faaliyetler falan açısından düşününce belki bu gözlem e, nispeten doğru olabilir. Ama e, Anayasa Mahkemesi'nin hareketlerini dikkatli izlediğimizde iktidarın seçim kampanyasına kamu kurumlarının önemli bir kısmının e, belirli bir görev dağılımı içerisinde ortaklık ettiğini e, çok iyi görmek gerekiyor. Bunu en iyi görmesi gereken kişi de ee, Cumhurbaşkanı adayı olarak Kemal Kılıçdaroğlu e, ve elbette e, altılı masa parlamento dağılımı meselesinde de e, bunun önemini e, dikkatli biçimde tartmalı. E, aslında Emek ve Özgürlük İttifakı'nın ve HDP'nin, HDP olarak değil de Yeşiller ve Sol Parti olarak da olsa e, daha zayıf bir e, güçle parlamentoya girmesini sağlamaya yönelik iktidarın stratejisini ve bunun muhalefetin içindeki yavuz ağır Alioğlu gibi ortaklarının stratejisini boşa çıkaracak yolu bulmak zorundalar hem istedikleri oyu alabilmek için hem de bu oyu aldıktan sonra parlamenter düzlem içerisinde güçlendirmiş parlamenter düzleme dönüş için gerekli imkanları bulabilmek oluşturabilmek için şöyle değil yani durum işte Cumhurbaşkanlığını kazandık işte kısmi bir çoğunlukta elde ettik. Bu yeterli diye bak bakmamak gerekiyor. Çok kısa sürede, çok hızlı yapılması gereken işler var. En önemlisi de devlet kurumlarının iktidar brokuyla oluşturduğu bu yarı simbiyotik yarı emir komutaya dayalı ilişkilerin süratle tasfiye edilmesi için parlamentoda muhalefetin hayli güçlü olması gerekir. Dolayısıyla HDP'nin ve ortaklarının Gücünü azaltmaya yönelik iktidar veya muhalefetin kendi içinde Yavuz Bey'in gösterdiği gibi olacak hamlelere karşı ve Anayasa Mahkemesi'nin hamlelerinin HDP'de yaratacağı hasarlara karşı muhalefetin de belirli bir dikkat ve ciddiyet içinde olması gerekir.